Herkese merhaba gençler, ben Kerem. Bugün sizinle beraber World of Warships oynayacağız arkadaşlar. World of Warships arkadaşlar takım bazlı bir gemi savaşı oyunu. Şu an gördüğünüz gibi denizdeyiz, limandayız. Size birazcık oyunu tanıtacağım. Oyunda gerçek gemilerden, bildiğiniz gerçek gemilerin planlarından bakılarak yapılmış 500'den fazla gemi var. Farklı farklı bölgeler var. Mesela burada diğer ülkelerin gemilerini de görebiliyorsunuz. Japon gemileri, İşte Amerikan gemileri, SSCB, yani düşün, yani ta eskilerden gemiler var arkadaşlar. Aynı zamanda oyuna benim verdiğim açıklamada ve yorumda bulunan linkten kayıt olursanız ekstra şeyler de kazanabiliyorsunuz. Mesela neler kazanabiliyorsunuz onları da hemen bir göstereyim. İki tane gemimiz var arkadaşlar. Önce Saint Louis'i göstereyim. Şöyle bir gemi kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bak, bak güzelliğine bak. Bak güzelliğine bak. Burada gemilerin de özelliklerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. BK kabiliyeti, işte canını görebiliyorsunuz. Ateş gücü, manevra kabiliyeti, gizlilik. Yani bu manevra kabiliyeti hız olarak düşünün. Gizliliği de işte diğer gemilerin sizi ne kadar uzaktan nasıl tespit edebildiğini görebiliyorsunuz. Onu zaten oyun içerisinde anlatacağım. Bir gemimiz daha var, onu da hemen göstereyim. Öbür gemimiz de arkadaşlar Emden gemisi. Onu da bakın buradan görebiliyorsunuz. Bu biraz daha böyle gizlilik ve manevrayla ön planla çıkan bir gemi. Hani önceki kadar güçlü değil ama bunda da böyle şıp 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 böyle sağa sola gidip yani biraz daha böyle oyun stilinize göre daha güçlü bir gemi diyebilirim. Aynı zamanda 2.5 milyon kredi alıyorsunuz. Aynı zamanda 200 dublon alıyorsunuz. 7 günlük premium alıyorsunuz ve 20 tane de ateş kamuflajı alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken açıklama kısmına bıraktığım linkten oyuna kayıt olmak. İlk defa kayıt olan üyeler için geçerli yalnız bu. Bu link ama arkadaşlar Wargaming portalından oyuna ilk defa kayıt olan kullanıcılar için geçerli. Daha önce hiç oynamadıysanız o linkten kayıt olabilirsiniz. Gemi türlerini göstereyim arkadaşlar. Burada totalde 5 tane farklı gemi türümüz var. Burada seviyelerimiz falan da var. Şöyle 8'den gösterelim. Muhripleri göstereyim arkadaşlar. Muhrip, bakın şöyle. Muhripleri göstereyim arkadaşlar. Muhripler tamamen manevra ve gizlilik odaklı. Hani çok güçlü olmayan, böyle fıtı fıtı uçan gemilerimiz arkadaşlar. Ondan bir sonraki tür kruvazörlerimiz. Kruvazörleri şöyle göstereyim. Bir tane açalım bizde olanlardan. Edinburgh. Mesela kruvazörlerde hani biraz daha ateş gücü daha fazla, manevrası daha az, hani biraz daha ortada. Ortada yani oyundaki en oynanan gemilerden gemi türü diyebiliriz arkadaşlar. Kruvazörlerden sonra zırhlılar var. Abi zırhlılar adı üstünde gördüğünüz gibi. Bunlar zırhlı. Bunlar düşmüyor arkadaşlar. Bak BK kabiliyetine bak, 57.200 canı var. Torpido koruması, hasar düşürmesi var. Ama bunlarla öyle uçamıyorsunuz. O kadar hızlı gidemiyorsunuz. Olmadı biz bunlardan birini seçebiliriz aslında, ya da hızlı bir gemi seçebiliriz, bilmiyorum, ona daha karar vermedim. Ve son olarak da uçak gemilerimiz var arkadaşlar, bak. Ama yani bak şuna bak Allah aşkına. Bu da çok güçlü ve hani savunma, bak uçak savar savunması gördüğünüz gibi 84 puanda. Biz hemen olmadı şöyle bir tane gemi seçelim, ne seçelim, zırhlı değil de kruvazörlerden bir tane seçelim arkadaşlar. Burada iki tane gemimiz varmış, bence bunu seçebiliriz. Uçak savar savunması da iyi. Tamam, bununla bir savaşa başla diyelim. Komuta öğrenilmiş beceri yok. Aa, bunları dağıtalım. Tamam, buradaki puanlarımızı da harcayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, maçımıza geçiş yapıyoruz. Ben birkaç tane oyun oynadım. Hani farklı farklı gemi türlerini denedim. Bu zırhlıları falan oynadım. Hani büyük gemilerle oynadım. Onlar beni çok sarmadı abi. Kendime daha düzgün muhrip aldım bir tane. X-Gearing aldık. Biraz daha böyle hızlı hareket edip daha böyle aksiyonun içine girmek istiyorum. Yine oyun modunu anlatayım size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane bölge var. Burası bizim bölgemiz, burası rakibin bölgesi. Amaç ya rakibin bölgesini ele geçirmek ya da rakibin tüm gemilerini yok etmek arkadaşlar. Onun harici bu farklı farklı oyun modları da olabiliyor aslında. Mesela burada 3 tane base de olabiliyor. İşte ne bileyim, yine şu anki gibi bir tane sizin bir tane rakibin de olabiliyor. Onlar rastgele geliyor diye biliyorum. Yanlışsam düzeltirsiniz. Şimdi hemen şöyle rakibin bölgesine doğru hızlıca ilerleyelim. Arkadaşlar tekrardan dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız videonun başında anlattığım ödüllere sahip olabilirsiniz. Onun haricinde zaten World of Warships tamamen ücretsiz ve Türkçe bir oyun, görüyorsunuz her şey Türkçe. Böyle rakibin bölgesine doğru hızlıca gidiş yapalım. Böyle koşalım. Rakibin de bizle neredeyse değil, hemen hemen aynen birebir aynı gemi türleri var. Çok fazla atış gücümüz yok arkadaşlar. Ufak bir gemiyiz ama şey konusunda sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Canımız falan da az. Bak derken direkt bize saldırmaya başladılar da ben onları dojlarım. Onlar, ooo. Aa, benim arkamdakine vurmuşlar.
Ben size ateş atamıyorum. Siz güzel saklanıyorsunuz. Tespit etme var da babacım, yani şimdi benim şöyle bir açıktan almam lazım. Şu 7.5'luğa bakalım bir. Baba sana bir deneyelim. Sen yakınsın ama bence onu yemeyecek. Zor ya vallahi. Ona onun dibine girsek, böyle dibinden bam diye vursak olabilir bu arada. Böyle şu taraflara bakalım. Burada kimsecikler yok. Şu 3.5 kilometre, şu en yakındakine ben bir saldırmak istiyorum ya. Feci'ye yaklaştık bu arada. Tespit ettik. Bir nokta dibimde. Vallahi dibimde. Tamam, bir bunu ye. Bunu da ye. Hop, yüklen. Bam! Ye. Yüklen, hadi. Donanım hasar mı gördü? Ne demek hasar gördü? Ye bunu, ye. Bize de vuruyor. Derken devirdik. Sen bir yat aşağı. Güzel. Biz yine sağdan soldan gezelim. Rakibin bölgesine de yaklaşalım hafiften. Şöyle uzaklarda bir gemi var ama onu da devirdik. Güzel. Oraya çok yaklaşasım yok. Ben gizli rakip bölgesine girmek istiyorum. Hasar yedik. Gemiyi tamir edebiliyor muyuz? Yok. Bu gemi türlerini tamir edemiyorduk sanırım. Sis atabiliyoruz. Yangın söndürebiliyoruz. Gemi yanmıyor zaten. Sıkıntı yok. Şöyle. Bu ne? Pervaneler. Bize boost mu veriyor? Vallahi boost veriyormuş. Doğru bilmişiz. Şimdi babacım sen şöyle bir yesen şunu. Yedin mi? Yemedin. Ben senin yakınına gelirim. Babacım ben senin yakınına gelirim. Yaklaş. Böyle buradan da yemez ki bunu ya. Şöyle yapsam. Çok uzakta ama ya. 11 kilometre nedir? Aa, direkt çaktırmadan rakip bölgesine girdim derken burada düşman varmış. Yanıyor. Ye onu. Yedi mi? Ye bunu. Yedi mi? Hadi. Aha vallahi tam o düşmüş. Ulan boşa atış attık. Hemen rakip bölgesine girelim. Çok az puanı kaldı rakibin. Deniz fenerine de basmayalım. Aha, üst ele geçiriliyor. Tamam, güzel. Böyle zaten rakibin iki gemisi kalmış. Onları da yok ettiğimiz zaman arkadaşlar. Ye, al bakalım, ye bunu. Bu yönde nişan alınamıyor. Niye alamıyorsun? Tamam, alma, gerek yok. Şöyle sana bir atalım. Son gemi. Son ayakta olan gemi. Düş. Düş artık, düş. Del geç. Vur. Düş artık, düş. Ne dayanıklıymış be. 50 yerden saldırdık anca derken. Olaydı. Güzeldi. Arkadaşlar şimdi biz ortak savaş girdik. Bot ekibe karşı oynuyorduk. Hani oyunu biraz göstereyim dedim. Bir tane de direkt oyunculara karşı oynayabiliriz. Evet arkadaşlar, ikinci maçımıza geçiş yaptık. Bu sefer gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane bölge var. 3'ü de neutral bölge. Olay tamamen bu bölgeleri rakipten önce ele geçirmek ya da rakibin tüm gemilerini yok etmek. Biz şu an X-Death Moines adlı gemiyle oynuyoruz. Birazcık arkadaşlar videoları izledim. Oyunda da oynayarak tecrübe edinmeye çalıştım. Yani bu oyunu oynayan, uzun süreli oynayan arkadaşlar varsa yorumlarda neyi yanlış yaptığımı belirtirseniz çok güzel olur. Birkaç şeyi öğrendim ama bu HE yazan mermileri sanırım gemileri yandan görünce vurmamız gerekiyormuş. AP yazanları da karşıdan bakınca vurmamız gerekiyormuş. Onların öyle farklı atış özellikleri varmış. Onun harici uçak falan salabiliyoruz galiba. Yanlış anlamadıysam bu T'ye. U da geminizin canını toparlıyor. Onun harici şöyle bir olayımız da var arkadaşlar. Bakın şu ortadaki şey denkleştiği zaman tam şey olmuş oluyor. Yani kesin olmuş oluyor. Öbür türlü onu biraz beklemeniz gerekiyor. Bakın burada toplarınız dönüyor. Siz farenizi döndürdükçe farenin orta tuşuyla da dediğim gibi yakınlaştırabiliyorsunuz. Benim amacım abi şu an hayatta kalmak. Yani oynadığım tüm oyunlarda çok agresif olduğum için, bir de oyunu böyle aşırı bilmediğim için çabuk ölüyorum. Bir de oynadığım gemilerden de kaynaklı olabilir. Biraz daha böyle sağlam bir şey aldım o yüzden şu an. Ben direkt ya hak ilerliyorum şeye, B noktasına doğru ama çok da açıkta durmamak lazım. Oyun bu arada garip bir şekilde sardı beni. Yani iyice öğrensem aslında, oyunun mekaniklerine hakim olsam düzenli oynarım diye düşünüyorum. Şimdi
Şuraya doğru bir yaklaşalım abi. Çok uzaklarda gemiler var da ben onlara ne yapayım? Ben burada yalnızım galiba. Bizim adamlar dıştan dolanıyor. Bana mı atıyor bunu? Bunları bana atmıyor herhalde. Aa, vallahi bana atıyormuş da karavana. Yemedik. Nasıl o kadar uzaktan atıyorsun ya? Ben yavaş gidiyorum. Bir bakayım yer misin onu? Bence yemeyecek bu arada. Yerse olur da bakayım. Aa, vallahi yiyor galiba. Oha! Çok yakın. Çok yakın. Ben yedim. Ben yedim. Yapacak bir şey yok. Boş durmayalım. Atalım. Şimdi B'ye giresim var ama burada... Burada çok adam var. Ben vallahi vurdum ama adamlar da bana vuruyor. Bana vurmayın artık. Biri ta... Bunların üçü de bana mı atıyor? Oha! Çok hasar yedim. Çok hasar yedim. Çüş! Yeter vurmayın bana yeter. Düştüm düşeceğim ya. Dağın arkasına geçelim. Ben hayır hayatta kalmak istiyorum artık. Bunlar ne bizi uçak mı? Bastım ama vallahi arkadaşlar. Bunlar keşif uçakları galiba emin değilim. Ben biraz hayatta kalmak istiyorum ya. Hoplar dönün artık. Kesin bana vuruyorlar şu an. Şuraya bakayım. Aslında buna 2 ile atmamız lazımdı da. Gemi yanıyor. Öldürelim. Tamam ben vurdum da adamlar da bana vuruyor. Bana vurmayın ama ben niye... Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ben elimden geleni yapıyorum. Ama sanırım oynayış stilim yüzünden çok böyle üzerime oynuyorlar. Bence siz benden daha yeteneklisinizdir. Bu oyunu çok daha iyi oynayacağınıza güveniyorum. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten ilk defa kayıt oluyorsanız saydığım özellikleri elde edebilirsiniz. İşte iki gemiyi, premium'u falan alabilirsiniz. Yorumlarda sabitlemiş olacağım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.